Yalnız bırakmadığınız için. Evet, öncelikle hangisi gelmişse ona bakalım. Şöyle bir kürdan kebabımız için neler kullandık sevgili izleyenimiz? 2 adet patates, 2 adet patlıcan. Hatta biz 2 adet de kabak kullandık. 4 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz. Ondan sonra köftemiz için de 400 gram kadar dana kıymamız. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 adet sarımsağımız, 1 dilim veya 2 dilim ekmeğimiz. Veya da galeta unu da olabilir. Hangisi istiyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, ondan sonra pul biberimiz, kimyonumuz ve sosumuz için de 2 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya da isterseniz tereyağı da kullanabiliriz. 2 adet patates, 2 adet patlıcan, 4 adet biber, 2 adet domatesimiz, hatta 2 adet de kabak kullanabiliriz. Ondan sonra köftemiz için de 400 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 2 dilim sarımsağımız, 2 dilim ekmek veya da galeta unu, bir çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz, sosumuz için de 2 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya tereyağı kullanabiliriz. Öncelikle sebzelerimizi güzelce bir şekilde bir yıkayalım. Kabuklarını soyduktan sonra onları hemen halka şeklinde doğrayalım. Doğradıktan sonra tavamıza kızartıyoruz, kenara alıyoruz. Hepsini kızarttıktan sonra geniş bir kabuğumuz içine tekrardan soğan ve sarımsağımızı rendeleyelim. İçine kıymamızı ilave edelim ve ondan sonra baharatımızı ilave edelim. Bir tane yumurtamızı ilave ediyoruz. Harcımızı güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra ufak ufak kesiyoruz. Ondan sonra tepsimize diziyoruz. Ondan aynı şekilde halka şeklinde doğru tepsimize dizdikten sonra fırına gönderiyoruz. Köfteler fırında iyice bir pişiyor. Köfteler pişerken biz de tenceremize yağımızı ilave ediyoruz. Soğan ve sarımsağımızı kavuruyoruz. Salçamızı ilave ediyoruz. Onlarla beraber güzelce bir şekilde bir kavuruyoruz. Bir terikada suyumuzu ilave ediyoruz ve sosumuzu hazırlıyoruz. Köfteler piştikten sonra tekrardan köftemizi fırında alıyoruz. Ondan sonra hemen patates, patlıcan ve aralarına köftemizi dizip güzelce bir şekilde tepsimizi dolduralım. Tepsimizi doldurduktan sonra üzerine domatesimizi, biberimizi güzelce bir şekilde bir dizelim. Kürdanla beraber saplayalım. Ondan sonra sosumuzu üzerine döküyoruz ve fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir kürdan kebabı olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.